Laboratuvar katındayız ve laboratuvarı sizler için gezeceğiz. Yumurta toplama işleminden embriyo transferine kadar yapılan tüm uygulamalar işte bu laboratuvarda yapılıyor. Ve bu süreçte neler yapılıyor sizler için şimdi bu laboratuvara giriyoruz. Evet, laboratuvara giriş yaptık ve karşımızda bir sağlık çalışan arkadaşımız var. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım çok kısaca ve görevinizi öğrenelim. Ben Raziye. Burası Androloji Laboratuvarı. Buradaki spermlerle biz ilgileniyoruz. Spermleri aldıktan sonra mikro enjeksiyon işlemi için içeriye hazırlıyoruz. Daha sonrasında gün içerisinde gelen spermleri çalışıp morfolojilerini yorumluyoruz. Bu şekilde içeriye bir takım hazırlıklar yapıyoruz burada. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Laboratuvarda dikkatli bir şekilde çalışmalar sürüyor. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar. Bayram Aksoy. Şu anda gerçekleştirdiğim işlem trafekte derm biyopsisi. Bu işlemin amacı embriyodan aldığımız biyopsiyi genetik laboratuvara göndererek transfer edilebilir sağlıklı embriyoyu ayırt etmek. Biz biraz daha hani anlaşılır bir şekilde sormamız gerekirse, mesela şu an incelediğiniz şey nedir ve ekranda görünen görüntü nedir? Şu anda embriyo mevcut bir dişin içerisinde, kültür edilmiş bir dişin içerisinde ve embriyoya biyopsi işlemi gerçekleştiriyorum şu anda. Peki, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Başka bir embriyolog arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Kolay gelsin. Merhabalar, teşekkür ederim. Evet, siz ne üzerinde çalışıyorsunuz? İşlemler neler? Ben şu anda mikro enjeksiyon işlemi dediğimiz X işlemini gerçekleştiriyorum. Bunun için de ilk aşama olan sperm seçimini yapıyorum. Şu an ekrandakiler neler? Spermler. Hastanın dölleme işlemini gerçekleştireceğimiz ilk aşamada yapılması gereken sperm seçimi. Neye göre seçiyorsunuz? Morfolojik olarak değerlendirmeleri var. O şekilde değerlendirerek seçim yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz o zaman. Laboratuvardaki analizimiz devam ediyor. Kolay gelsin. Merhabalar. Siz ne üzerinde çalışıyorsunuz? Ben şu an takipte olan hastalarımızın günlük embriyo gelişimlerini takip ediyorum. Şu an ekranda yine bir görüntü var. Biz merak ediyoruz. 5. gün embriyosu. Burası iç kütlemiz. Burası da embriyoyu oluşturacak hücreler. Transfer öncesinde bakıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet, şimdi de laboratuvarda embriyoların bulunduğu odaya girdik. Merhabalar. Merhabalar. Evet, baskın yaptık. Siz ne yapıyorsunuz? Bu tanklar ne işe yarıyor? Dev tanklar var burada. Evet, bu tanklarda dondurulmuş embriyolar ve spermler mevcut. Transfer yapacağımız zaman embriyolarımızı çıkartıyoruz. Ve çözme işlemini yapıp transfer işlemini gerçekleştiriyoruz hastalarımıza. Şu anda evet, anlatarak yaparsanız çok sevinirim. Çıkardığımız hastanın embriyosunu kontrol ettikten sonra çözme için uygun bir hale getiriyoruz. Laboratuvarımızı gezmeye devam ediyoruz ve merhabalar tekrar. Merhaba, Yağmur ben. Evet, düzenli bir çalışma var laboratuvarımızda, bunu gördük ama embriyolarla ilgili olarak hastaların kiminle iletişim kurduğunu da merak ediyoruz. Sizin elinizde de telefonu görünce size yöneldik, öğrenebilir miyiz? Genellikle ben arıyorum. Takipteki hastalarımızın embriyo kontrolü yapıldıktan sonra her gün hastalarımızı arayıp embriyolar hakkında bilgi veriyoruz. Hastalarımızın da bu şekilde aklı kalmamış oluyor. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet, laboratuvarı gezdik. Burada hangi işlemler yapıldığını öğrendik. Ama her orkestranın bir şefi olduğu gibi bu laboratuvarın da bir şefi var elbette. Ve şu anda biz onun yanındayız. Sizi sizden tanıyalım ve görevinizi öğrenelim. Embriyolog Sevil Ünal, İstanbul Tüp Bebek Merkezi Embriyoloji Laboratuvar sorumlusuyum. Genel olarak bu laboratuvarda gelişen tüm embriyoların kontrollerini ve tüm ekibin de uyum içerisinde çalışmasını sağlamakla görevliyim. Gelişimlerini tamamlayan embriyoların da tekrar anne rahimine transferini gerçekleştirdikten sonra da güzel sonuçları hep birlikte ekip olarak paylaşıyoruz. Buranın kalbi aslında değil mi? Klinik. Evet, mutfağı veya kalbi diyebiliriz gerçekten. Peki ekrandaki görüntüleri biraz anlatır mısınız? Ekranda normalde gelişen bir embriyonun ilk anından itibaren, ilk gününden itibaren, yani döllenmesi gerçekleştiği andan itibaren, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci günde gelişimlerini takip etmemizi sağlayan embriyoskop dediğimiz bir cihaz üzerindeki kayıtlarımız söz konusu. Gelişen embriyoların üçüncü günde 6-8 hücreye ulaşmasını,
Dördüncü günde morula dediğimiz aşamaya ulaşmasını istiyoruz. Yine beşinci gün aşamasına ulaştığında da blastosist dediğimiz seviyeye ulaşmış olan embriyoların içerisinden seçim yapıyoruz ve seçtiğimiz en iyi kalitedeki embriyoyu da anne rahimine transfer işlemini gerçekleştirdikten sonra da gebelik sonucunu hastalarımıza paylaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Teşekkür.